MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Aydın ve Muğla'daydı. 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende toplantılarında konuştu. Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltti. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İyi Parti demektir. PKK hepsinin birden kafes almıştır. Uyarıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Verilecek her oy Kandil'e gidecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da partilerine seslendi. Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Millet İttifakını ve CHP'yi Kandil'den gelen desteğe tepki göstermemekle suçladı. Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye, İyi Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. HDP'nin bir eş başkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dinlendirmiş. Hadi HDP ile ortaklıkları yoktu. Hani HDP ile beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır. Bunlar namerttir. Bahçeli'nin bir sonraki durağı Muğla oldu. Bir kez daha hedefinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı vardı. Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu'na soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. HDP ile yapılan görüşmede rejimi değiştirme hususunda söz birliği, hedef birlikteliği yapıldı mı? Özellikle federasyona kadar farklı farklı bölünme modelleri konuşulup üzerinde mutabakata varıldı mı? Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı serbest bırakma bırakma açıklamasını biliyoruz da acaba İmralı canisini önce ev hapsine sonra da dağlara bırakma konusunda ittifak sağlandı mı? Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Terör suçlarından tutuklu HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kendisinin serbest kalmasına yönelik vaatte bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Oyum Kılıçdaroğlu'na dedi. Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, Kılıçdaroğlu görselinde 16 Büyük Türk Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhurbaşkanlığı forsu kullandı. Demirtaş paylaşımında Sayın Kılıçdaroğlu Allah yolunuzu açık etsin, benim oyum sizedir ifadelerini kullandı. Demirtaş bir başka paylaşımında ise HDP'nin seçime girdiği parti Yeşil Sola ve Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş vaadi, HDP'nin düzenlediği her mitingde dile getiriliyor. Son olarak HDP eş başkanı Mithat Sancar, Van'daki konuşmasında aralarında Demirtaş'ın da olduğu HDP'lilerin serbest bırakılacağını söyledi. O günler yakındır dedi.